Savaşan ülkenin insanlarına merhaba diyorum. Puslu bir cuma günü size İstanbul'daki Esir Adam'dan sesleniyorum. Sevgili arkadaşlar, dün İdlib'te iki Mehmetçiyi kaybettik. Beş kardeşimiz de yaralı. Hepsine, ölenlere Tanrı'dan rahmet. Ötekilere de bir an önce iyileşmelerini diliyorum. TSK'ya lütfen destek olalım ve saygı gösterelim. Onlar bizim canımızı ve malımızı korumak için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. İdlib'deki savaşı desteklersiniz, desteklemezsiniz. Tabii ki herkesin fikri değişiktir. Ama TSK kendisine verilen emirleri uyguluyor ve can kaybediyor. Her kaybettiği canın arkasında da ağlayan bir eş veyahut da çocuklar ve aileler var. Bunu söyledikten sonra Türkiye ekonomisinde tahminlerin çok çabuk değişeceğini, herhalde kötüye gideceğini ama iyiye gitme umudunda kaybetmediğimi söyleyerek söze başlamak istiyorum. İki temel parametre Türkiye'deki olayların akışını kökünden değiştirecek. Bunlardan birincisi tabii ki artık İdlib'de bir savaştayız, yani bunun geri çevrilmesi çok zor. İkincisi koronavirüs. Yatırımcılar artık korkmaya başladılar. Çünkü umulduğu kadar çabuk bitmeyeceği ve dünya yayılma potansiyelinin zannedilenden çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Ve İran'da 3 kişi öldü. Kum kenti neredeyse karantina altında. Bizde de İran'da çok trafik var. Türkiye'ye yayılması tehlikesini göz önünde bulundurulmalıyız. Bu arada ben bir tıp uzmanı değilim. Bunları tıp uzmanı olarak değil, basından takibimle söylüyorum. Türkiye'de koronavirüsü var diye de bir şey söylemiyorum. Felaket tellalı değilim, yaygaracı değilim. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın anonsları neyse onlara inanırız. Sadece eğer böyle bir şey olursa Türkiye ekonomisinin nasıl etkileneceğini anlatmak isterim. Arkadaşlar, İdlib'de bu konuda en çok eleştiri aldığım konu, İdlib'de en azından bizim sınırımızı korumak zorundayız. Birleşmiş Milletler İdlib'de yaşananları 21. yüzyılın en büyük insanlık faciası olarak niteliyor. Şu anda sınırımızda 1 milyon, belki 2 milyona yakın mülteci birikti. Bunlar Esad'dan kaçıyorlar ve eğer Esad daha da ilerlerse bunlar Türkiye'ye gelecekler ve dünya kamuoyu da bunları sınırdan içeri alın diye baskı yapacak. Ve geldikten sonra da geri dönmezler. Yani Financial Times'dan Brookings Papers'a kadar istediğiniz kaynağı okuyun. Esad, Suriye'de Sünni olmayan bir nüfus yaratmak ve bir daha ayaklanma olmamasını teminine çalışıyor. Bunları Türkiye'ye çekecek. Sağlık hizmetleri zaten geriliyor. Eğitimde nerede olduğumuz belli. Bütçe Ocak ayında göğe fazla verdi. Ama Merkez Bankası'ndan gelen 41 milyarı çıkartırsanız neredeyse 25 milyar lira açık var. Türkiye 2 milyon Suriyeli'yi daha nasıl kaldıracak? Bu insanlar tabii siz çalışma izni vermeseniz de kaçak olarak çalışıp ücretleri aşağı itecekler. Türkiye'de işsizlik zaten malum, çalışanların %33'ü sigortasız. Bir, işsizlik artacak. İki, işveren artık sigortalı işçi yerine Suriyeli'yi tercih ettiği için çalışmak zorunda olan Türk vatandaşı kardeşlerimiz de mecburen sosyal sigortalar kurumu zor durumda kalacak. Kusura bakmayın, gerçekten şaka yapamadığım nadir konulardan biri can kaybı. Özellikle Mehmetçiğin can kaybı. Onun için biraz ajite bir durumdayım. Daha yavaş konuşmaya çalışacağım. İdlib Savaşı'nın savaşa gerek kalmadan bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmasını dilerim. Ancak Türkiye'nin talepleri çok kesin. Bir İdlib haritası alıp açın. M4, M5 karayolları İdlib'in güneyine doğru kesişirler. Soçi mütabakatına göre Esad'ın askerlerinin bunun güneyine çekilmesi lazım. Ama Esad'ın tabii böyle bir niyeti yok. Çünkü Rusya arkasında. Putin de şu ana kadar Türkiye'yi destekleyeceğine dair en ufak bir yaklaşım göstermedi. Ben sizinle bu videoyu çekerken yeni bir Rus heyeti gelmişti. Belki onlar Türkiye'nin Amerika ile ve Avrupa ile İdlib'de tutumu konusunda kurduğu yapıcı ilişkiden ürkerek Esad'ı ikna ederler. Aksi halde Türk birlikleri zaten şu anda savaşın içinde. Bir hafta içinde büyük bir savaş başlayacak orada. Bunun çok ağır bir maliyeti olacağını söylüyorum size.
Bizde maalesef askeri harcamaları bütçeden takip etmek imkansız. Büyük bir kısmı bütçe dışı fonlardan karşılanıyor. Ayrıca ucu da açık. Yani neyi söyleyeceksiniz? Savaşın ne kadar süreceğini bilmiyorsunuz. Kaç tank gidecek? Uçaklar havalanacak mı? Savaş bittikten sonra oradaki nüfusu beslemek kaça mal olacak? O bölgeyi Esad'ın ve onun milislerinin saldırılarına karşı korumak kaça mal olacak? Bunlar bilinmeyenler ama çok maliyetli oldukları belli. Benim güvendiğim, kendi ekibimin ve güvendiğim ekonomistlerin tahminlerine göre bu sene bütçe açığı milli gelirin %4,5'unu bulabilir. Çok insaflı davranıyorum. Bu artan askeri harcamalar yüzünden buna bir %1 daha ekleyelim. Ve Türkiye bütçe açığı %5,5 olan bir ülke olur. Bunu da içeriden borçlanarak karşılayamazsınız. Bankalar bu kadar dibz alacak likiditeye sahip değiller. Ha alırlar ama bu sefer kredi veremezler. Kredi faizleri patlar ve özel sektör kredi bulamaz. O zaman da dışarıdan borç almak zorunda kalacaksınız. Dışarıya biraz sonra geleceğim koronavirüse. Vergiyle karşılayamazsınız bunları. İç talep tamamen çöker. Bir de tabii savaş uzarsa ciddi bir ekonomik güvensizlik yaratır. Buna da döviz kısmında değineceğim. Şimdi koronavirüse gelelim. Çin'de vakalar bitmiyor. Azalıyor diyorlar. Sebebi de tespit etme, yani teşhis etme yöntemini değiştirmişler. Bir gün sonra çoğalmaya başlıyor. Daha da kötüsü Güney Kore'ye yayıldı. Daegu diye bir kentte ölümler var. Bir kiliseden yayıldı. Japonya'ya yayılmasının an meselesi olduğu söyleniyor. Ben bilemem. Çünkü orada sağlık sistemi hazır değilmiş böyle bir şeyle uğraşmaya. Bütün bunlar şahsi fikrim değil. Dünya Sağlık Örgütü aynen şöyle söylüyor. Halen Çin dışındaki vakalar sınırlı fakat bu her an değişebilir. Çok dikkatli olun. IMF'nin yeni Ukraynalı direktörü kadın Kristalina Georgieva'da, umarım yanlış telaffuz etmiyorum, belirsizlik artık günlük hayatımızın parçası haline geldi dedi ve G20 zirvesi için hazırladıkları dokümanda da dünya ekonomisindeki en önemli aşağı yönlü risk olarak koronavirüsünü tarif ettiler. Ekonomiye vereceği hasarın boyutlarını ölçemiyoruz ama bütün uzmanlar, ben de bu konuda bir video çektim, 2 hafta daha bekleyelim. Eğer koronavirüsü bitmezse ondan sonra global durgunluktan konuşabiliriz diyorlar. Şu ana kadar, hatta bu konuda bir video çekmeye niyetliydim. Tanrı kimsenin ölümünden kimseyi nasiplendirmesin, buna ben de dahilim. Biz ekonomik açıdan yarar göreceğiz diye düşünüyordum. Çünkü hakikaten bütün asya tedarik zinciri mahvolmuş durumda. Dolayısıyla işte ayakkabıcılık, tekstil ve diğer emek yoğun, yalnız Çin'le değil işte Tayvan'la, Tayland'la özür dilerim ve başka Asya ülkeleriyle rekabet ettiğimiz endüstri dallarında siparişler Asya'dan Türkiye'ye kayıyordu ve bu devam edecek. Ve bu koronavirüs bitse de devam edecek çünkü bir kere artık oranın itibarı kayboldu. Ama şimdi şöyle bir durum hasıl oldu. Pardon, bir şey daha ekleyeyim. Asya'ya turist de gitmez bu sene. Zaten bugün Uluslararası Havacılık Federasyonu açıkladığı 23 milyar dolar civarında havacılık sektörünün kayıp vermesini bekliyorlar. Bu turistler Kapadokya'ya, Göbeklitepe'ye gelecekler diye düşünüyordum. Ve gerçekten de Türkiye adına umutlu, iyi bir imser video çekeceğim için umutluydum. Ama karşımıza 2 sorun çıktı. Birincisi, tarif etmesi çok kolay. Koronavirüs Asya'dan talebi kestiği için Avrupa ekonomisini folloş etti. Almanya resesyon sınırında. Bugün gelen PMI'larda yine 50'nin altındaydı. Sadece servisler tutunuyor. Biz de servis satmıyoruz pek Avrupa'ya. İkincisi, bu bir kaygıdır. Bakın bir kez daha söylüyorum. Elimde hiçbir kanıt yok. Olmasını da dilemem. İran'a kadar geldi virüs. Mısır'da da var bu arada. Ve Van Valiliği giriş çıkışları sınırlamak için tedbir alınmasını istedi. Ankara'dan böyle bir talepte bulundu. İran'da 3 ölü var. Bu tabii bilinen. Çünkü virüs kendini çok iyi gizliyor. Bazen zatürre zannediyorsunuz. Bazen influenza. Ve Kum kentinde işte neredeyse karantina durumu var. Khomeini de acil durum ilan etti.
Bizde sorun, resmi girişleri kapatsanız herkes bilir, çok ciddi kaçakçılık var. Hem insan trafiği var, Afganları getiriyorlar. Hem de mal trafiği var iki sınır arasında. Eğer Türkiye'ye bulaşırsa bizde yayılması ihtimali yüksek. Çünkü biz her gördüğümüz şapur şupur öpüyoruz. Ben artık öpmüyorum. Öksürüklü birini gördüğümde oradan kaçıyorum. El dahi sıkmıyorum ama kaç kişi bu hassasiyeti gösteriyor bilemem. Zaten Allah göstermesin, bir iki kişi ölse dahi Avrupa basınında Türkiye'de korona var diye bir başlık çıktığı anda bittik. Turizmde rezervasyon iptalleri başlar. Bu bile Türkiye'ye çok büyük kayıp verir. İkinci bir olay, bu korona ile bağımsız. Brent 60 dolara kadar çıktı çünkü Libya'dan sevkiyat kesildi. Venezuela ve Rusya'ya yaptırımlar da ağırlaştırdı. Dolayısıyla şu anda korona bize yarar verecek diyemiyorum. Bir de global rüzgarları var koronanın yarattığı. Oradan zarar göreceğimiz kesin. Gelişmekte olan piyasalar bu sene kral olacak deniyordu. Hatta işte güvenli liman orası olacak deniyordu. Gelişmekte olan piyasalar dün çökmeye başladılar. Gelişmekte olan piyasa paraları dolara karşı 2 aylık dip yaptı. Şu anda bir tek güvenli liman dolar ve altın. Yen de çöküyor, euro da çöküyor. Tabii Türkiye'de de satış ve kaçış var. Geçen haftanın verileri açıklandı. 800 milyon dolarlık dibiz ve hisse senedi satmış yabancılar. Son bir yılda 5,5 milyar dolar satmışlar. Bu da tabii Türkiye'de döviz likiditesini azaltıyor, kur üzerindeki baskıyı arttırıyor. Faizlerin düşmesini engelliyor. Dibiz faizlerinin yükseldiğini göreceksiniz. Tabii her şeyin kötüye gittiğini de söylemiyorum. Bu İdlib vesilesiyle Türkiye belki Rusya ile askeri ilişkinin ona bir menfaat sağlamadığını görür. NATO, ABD, AB ile gerek ekonomik gerek askeri alanda daha yapıcı ilişkiler kurar. Hala gündemde olan Halkbank ve S-400 yaptırımları gündemden düşer. Türkiye rahat bir nefes alır, daha fazla yabancı yatırım çeker diye de umudumu yitirmedim. Ama şu anda karşılaştığımız gerçek döviz piyasasından başlıyor. O da işte ben konuşurken dolar TL 6.11'di. Bu da gerçekçi bir kur değildir. Bloomberg yine yazdı. Dün kamu bankaları 800 milyon dolar satmışlar. Yalanlama gelmedi. Türk lirasını savunmak için. Çeşitli ekonomistlerle konuştum. Sene başından bu yana Merkez Bankası yoluyla kamu bankaları 10 ila 15 milyar dolar civarında döviz satmış olabilir. Dolar TL'yi bu seviyede tutmak için. Şimdi tabii satın da kimin dövizini satıyorsunuz? Merkezin dövizi sınırsız değil ki. Merkezin döviz rezervleri erimeye başladığında yabancı yatırımcılar çok ciddi bir şekilde ürküp daha da fena kaçacaklar. Bizim vatandaşlar belki ya bizim dövizimiz hesabımızın karşılığı yok diye bankadan para çekmeye kalkabilirler. Dolayısıyla bu dövize müdahaleyi son derece gereksiz buluyorum. Bence bırakın döviz yükselsin. 15-20 gün sonra İdlib'de biter, Konya'da biter. Döviz eski haline döner. Türkiye'de Türk lirasının dolara karşı gerçek değeri 5.50-5.75 arasındadır. Bu değişmedi. Ve işler normale döndüğünde de Türk lirası bu seviyeye değer kazanacaktır. Şu anda inadına bu 6.5'i, 6.10'u korumanın bir anlamı yok. Çünkü koruyamayacaksınız eğer İdlib'de işler daha kötüye giderse. Ama bu gereksiz baskı bir kaynayan tencerenin üstündeki kapağı sıkıca bastırmak gibi eliniz yanar. Eğer tutamazsanız bir kurumsalların çok döviz borcu var. Aman ödeyemeyiz, çok yükselir döviz diye onlar da döviz almaya başlarlar. Buna yerliler de, yerleşikler de katılabilir. Ve o zaman içeriden ve dışarıdan baskı gelir. Ha, dövizin yükselmesi beni şahsen hiç ilgilendirmiyor. Çünkü benim param bireysel emeklilik fonlarında. Ama o zaman tabii ki bir ödemeler dengesi sorununuz oluşacak. Dövizde Türk lirasının her %10 değer kaybı enflasyona 2 puan ekliyor. Enflasyon hedeflerinden şaşacaksınız. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri kabul edilmez hale gelecek. Dolayısıyla orta vadede bütün bu belalardan bir şeyler kazanma ihtimalimiz var. Ve bunun böyle olmasını umarım. Ama kısa vadede dövize müdahale eden vazgeçmezsek Türkiye'ye çok büyük sıkıntıların beklediği düşüncesindeyim. Ve hala umudumu kaybetmedim. Türkiye'de işlerin çok iyiye gittiğine dair bir video çekmeyi diliyorum.
Ve hatta neo-Tayyipist olmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar, her zamanki bir ricamı tekrarlayacağım. Ne olur bir kez, aşağıda linki var. Real Turkey Channel, herhangi bir videoyu bir ziyaret edin. Türkiye'den namuslu, tarafsız, tabii yani biz sosyal demokratız, liberaliz, Atatürkçüyüz. Yayın yapan İngilizce bir kanal kurduk. Destek vermenizi rica ediyorum. Hepinize bu cumartesi günü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler.